Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 11 Haziran günü yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. Yes! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesindeki tahılın Karadeniz limanlarındaki Rus ablukası yüzünden ihraç edilememesi nedeniyle dünyanın akut ve şiddetli bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya geleceğini, görüşmede Ukrayna'nın yeniden inşası ile AB üyeliği yönündeki ilerlemesinin ele alınacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Polonya'daki yeni askeri yığınağına kayıtsız kalmayacaklarını, orantılı ve uygun bir yanıt vereceklerini açıkladı. Rusya'nın büyük ölçüde kontrolü altında tuttuğu Melitopol ve Herson bölgelerinde yaşayan Ukrayna vatandaşlarına Rus pasaportu dağıtmaya başladığı bildiriliyor. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, dünkü Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve mevkidaşı Reznikov ile görüşmelerde bulundu ve İngiltere'nin Rus işgaline karşı Ukrayna'ya olan desteğini yineledi. ABD Başkanı Biden, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski dahil birçok kişinin Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edileceğine dair ABD'nin yaptığı uyarıları duymak istemediklerini, ancak sonunda işgalin gerçekleştiğini söyledi. Ukrayna ordusunun Rusya'nın kontrolü altında bulunan güneydeki Herson bölgesine yönelik başlattığı taarruz kapsamında yeni hava saldırıları düzenlediği, Severodonetsk kenti başta olmak üzere Donbas bölgesinde yoğun çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Luhansk valisi Haydai, Severodonetsk kentindeki azot kimya fabrikasında 400'e yakın Ukraynalı askerin mahsur kaldığı yönündeki iddialara cevaben, tesisin kontrolünün Ukrayna'da olduğunu, tesisin şu anda yaklaşık 800 kişi tarafından sığınak olarak kullanıldığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Mykolaiv'de 2 MiG-29, Harkov'da bir Su-25 olmak üzere 3 Ukrayna savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Ukrayna Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Skibitski, bir gazeteye verdiği demeçte, Ukrayna'nın cephede Rusya'ya karşı direnmekte zorlandığını, cephanenin iyice azaldığını, şu anda neredeyse yalnızca Batı'nın gönderdiği silahlarla mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Ukrayna Başsavcılığı, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkede savaş nedeniyle toplamda en az 287 çocuğun öldüğünü, 492'den fazlasının ise yaralandığını açıkladı. Ukraynalı yetkililer, Donetsk bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetim tarafından idam cezasına çarptırılan 2 İngiliz ve 1 Fas vatandaşının kurtarılmaları için mahkum takası da dahil gerekli tüm adımlar üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ukrayna makamları, Rus kontrolü altındaki Mariupol kentinde kolera ve dizanteri salgını başladığını, şartlar daha fazla kötüleşmeden kentte kalan Ukraynalıların tahliye edilebilmeleri için acilen insani koridorlar oluşturulması gerektiğini bildirdi. Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, Ukrayna'daki savaş mağdurları için travma merkezleri kuracaklarını, protez uzuvlar bağışlayacaklarını ve Alman doktorlar görevlendireceklerini söyledi. Ukrayna Tarım Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Mykolaiv bölgesinde geçtiğimiz hafta Rus bombardımanında imha edilen depolarda yaklaşık 300 bin ton tahıl bulunduğu kaydedildi.